Herkese merhabalar. Yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Bu bölümde playoff maçlarımızı oynayacağız. Ondan önce Rivals ödüllerimiz geldi. Onları alacağız ama paketleri açmayacağız. Mağazadaki paketleri cuma günkü promoya biriktiriyoruz. Güzel kartlar geleceği söyleniyor. Bakalım. Şimdi playoff maçlarına geçelim. Evet, Rivals ödüllerinden zaten 7 galibiyet almıştık. Ben fazla paket mi açalım yoksa satılabilir mi? Ya ben yine bunu alacağım. Satılabilir olsun. Bu sene satılabilirden gitmek istiyorum. Birinci lig, ikinci klasman bitirmiştik, aynen. Ya da yok, ikinci lig, birinci derece, aynen. Daha birinci lige çıkmadık. Şimdi FUT Champions maçlarımıza geçelim. Kadromu da bir ufak değiştirdim ama bir ufak. Asıl kadroyu VL'ye saklıyorum, VL'de yapacağım. Llorente'yi ve Carrasco'yu aldım. Onun dışında kadro aynı zaten, bir değişiklik yok. Bazı isimler satıldı. Bakalım, şimdi ilk maça geçelim. Evet, rakibimiz geldi. Red Devil, güzel bir İtalya kadrosu. Ve başka var mıydı göremedim. Hadi be. Inaki güzeldi. Bunları atmamız gerekiyor. Lan. Tamam, güzel güzel güzel. Bende. Bende. Bak bak, adam tamamen içeriye, bak içeriye oynamaya çalışıyor, bak gördünüz mü, bak adamın amacı bu, herkesin amacı bu. Bunu işte iyi kapatabilmemiz lazım. Az önce güzel bir savunma yaptık. Ama şu şekilde atak olmuyor gerçekten ya. Ya bu şekilde hataları yapmamam lazım. Abi kesi Fofana orta sahası da ya. Ay. Yani engelleyemiyoruz orada. Sabahtan beri yaptığı tek şey bu adam. 45 art. Sabahtan beri tek yaptığı şey bu. O içeriye hızlı pası bulup orada R1 agile dribbling yapıp boşluk bulmak. Hadi openda. Çok kötü pas. Çok kötü pas. Çok kötü. Niye böyle bilmiyorum ama bu maçın paslarında bir sıkıntı var. Black Friday de başlıyor. Ondan dolayı olabilir ya. Bilmiyorum. Ya Wi-Fi ile falan da bağlı değilim. Baktım hani acaba kablo iptal oldu da Wi-Fi'ye mi bağlandı otomatik olarak falan diye. Yok. Kablolu bağlayayım ama koptu. Evet, mağlubiyeti aldık. Devam ediyoruz. Evet, bu maçı kazanmamız lazım. Mula Brothers geldi. Galatasaray amblemli. Büyük bir ihtimal Türk rakibimiz. Aa, bugün vurursa atarız. Hayır hayır hayır. Abi çok, yani ben bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum. Adamlar tek topa gol atıyor. Şeyleri yanlış yapıyoruz beyler. Yükleniyoruz yükleniyoruz ama bir tane arkaya atılan topa gol yiyoruz. Güzel pas. Vur bugün. Heh, bugün vurdu. Güzel. Bu kadar. Bu kadar. Hadi. İnaki. Zayıf iki ayağı. Ya sen oğlum, sen harbi çılgınsın. Sen bitmişsin ya. İnaki. İnaki olmasa vallahi halimiz Arap. Evet, rakibimiz geldi ve evet, ben korkarım abi. Ben böyle kadrolardan korkarım. Güzel gol. Güzel. Oy, büyük patladı. Ya bu adam var ya, bu adam oynuyor ya. Vallahi oynuyor bu adam.
Peki şimdi penaltıyı kaçırman yok mu? Güzel. Ya bu adam, ben bilmiyorum ya, biz nasıl yapacağız yani. Ne demek istediğimi ileriki bölümlerde anlayacaksınız ama zor olacak. Gerçekten benim için zor olacak. Oy 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 oy, neler diyorsun sen? Dinatale Cinola mı? Orada bir de Marquinhos gördüm. Penaltı. Güzel. Bol rol yaptım ama onu şey yapamadı, algılayamadı. Ya maalesef Inaki o kadar çabuk bir oyuncu değil. Yani nasıl direğe vurabiliyorsunuz beyler ya? Yazık size. Ya bu neydi şimdi? Ya benim ya, oho, yani tamamen senaryo ya bu. Yediğimiz gole bak ya. Abi. Ya rakip inanılmaz, gerçekten kötü. Yani atakları falan çok kötü. Ama iki gol buldu, helal olsun. Neyse, sakin kalıp yeniyoruz ya. Başka yapacak bir şey yok. Ya. Ama. O atıyor. Uf, soktu. Harbi soktu. Aa lan, bomboş. Bomboş. Yapma ya. Beyler bunları atalım ama ya. Vallahi bunlar kaçacak pozisyonlar değil yani. Faul. Keşke faul olsaydı. Ne oluyor bu maçta? Atacağız, atacağız da dur bakalım nasıl olacak. İnaki, hadi. Böyle bitmeyecek maç, hadi. Openda, openda. Semt oturuşu, hadi. Kanka, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yani nereye çeviriyorsun? Kaçırma şunu. Şunu kaçırma. Ne? Ya kesi! Nereye gidiyor kesi? Analoğu sola çekiyorum ya. Ya şimdi başlayacağım ha. Şöyle saçma saçma şeyler olunca ben sinirleniyorum. Analoğu sola çekiyorum. Geri zekalı sağa doğru gidiyor ya. Bak bir de arkadan kayıyor. Bıraktı zaten. Ya orada çok sinir oldum ya Kesiye. Lan Anadolu sola çekiyorum. Ya benim kale tarafına doğru çekiyorum, sağa gidiyor. Evet, rakip geldi. MS biraz çıktı indi ama o Alman. Alman'a denk geldik. Dikkat. Ay iyiydi ya. İyiydi. Oğlum hadi bir tanesini atalım ya. Ha, Fekir'le çok kaçırıyorum abi ben. Fekir bu kadar kaçırmıyordu ya. Bak işte bak, burası oyu, burası çok tehlikeli. Burası çok tehlikeli abi. Bir de ben ona yakınım sandım ya. Güveniyorum. Bu adama güveniyorum. Daha iyi vurabilirdim Beynaki'yi. İyi şaşırttık orada.
Abi bilmiyorum ama bugün vurmuyor. Yok, bugün inat etti, vurmuyor ya. Ben vurmayacağım diyor. Yok. Ben vurmam diyor. Vursa gol atacağız. Vurmuyor. Güzel savunma bu arada. Oy! Openda! Openda! Çıldırın aslanlarım benim. Çok kurtardı bizi ya. Solu 3 yani çok çok kritik bir hamle. Güzel soğukkanlı kaldık orada. Çok yani rakip sıkıntı değildi aslında da yani Alman olduğu için bağlantısı çok iyiydi. O yüzden zorlandım. Bir de yani bilmiyorum bugün ekstra bir bağlantı ağır. Çok zorlanıyorum yani. Fekir'le çünkü her zaman yaptığım driblingi biliyorum. Hiç alakası yok. Ama güzel. Evet, rakibimizi bulduk. The Money Team. Inaki var. Ben bu takımla oynamamış mıydım ya? Money Team. Sanki hatırlıyorum. Lan 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 yürü. Güzel. Aa. Ha tamam. Onu da kaçırmazsın ya. Kaçırma onu bak. Ona atacak. Kaçırma. Ama yani bu kadar şans cidden bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum ya. Var ya çok harcadım ya. Çok çok harcadım. Yani adam sürekli boşluk veriyor ama. Adam açtı yani. Göze aldı o şeyi. Faul. Lan oha. Kesiyi yani tam zaten kendisinden beklenilen şeyi yapıyor. Bu böyle bir oyuncuydu. Bunu yapacağı belliydi zaten. Yapacak bir şey yok. Gittik saçma sapan bir adama yenildik. Evet son 3 maçımız rakibimiz geldi ve Uribe yapılmış. Campbell çıkartılmış. Oh Corona, Vinicius. Skill'i seven biri herhalde. Çok çok büyük şans. Çok büyük şans. Güzel denemeydi. Rakip yemiyor. Hiçbir şey yemiyor. İyi adam iyi. Hadi be Theo. Ya bu... Dembele hadi. Çok gereksiz bir top kaybıydı. Ben başlayacağım, yemin ediyorum. Vallahi böyle işe başlayacağım artık. Bıktım ya, bıktım ya. Vallahi bıktım ya. Yemin ediyorum bıktım ya. Bu şöyle bomboş goller yemekten bıktım ya. Hadi Openda. Hadi Openda, kurtaracaksın mı sen bugün bizi? Ay ay. İyiydi iyiydi. Bir şey diyeceğim. Çok güzel boşluk abi. Bravo. Böyle devam edin. Gerçekten böyle devam edin. Harika boşluk veriyoruz ha. Adam tek pasla bizim içimizden geçiyor. Kalmaz ki. Sonunda. Hadi hadi daha maç bitmedi hadi. İnaki!
Allah aşkına şu savunmayı yap. Oyun. Lütfen. Yok ya, yok yok yok. Bak vurmuyor, vurmuyor. Ben vuracağım şimdi. Az kaldı. Çok az kaldı. Ben vuracağım. Niye kesi? Niye kesi? Niye kesi? Çünkü en iyisi o. En iyi penaltıcımız kesi yani, düşünün. Gitti maç. Gitti maç. Çok yazık. Hak etmedik. Ya mağlubiyeti hak etmedik. Vallahi hak etmedik. Yapacak bir şey yok. Belki de tarihin en kötü penaltı atışları oldu. İki maçımız kaldı. Birisini kazanmamız lazım. Bakalım. Evet, çok güzel abi. Çok güzel. Güzel geldik. Hadi. Bu kadar. Haydi. Geçmeye bak ya. Geçmeye bak ya. Ben yok ya. Bravo, bravo, bravo. Aferin, aferin. Çok güzel ön sezi. Puf, aferin hadi. Aa, attı lan, attı. Openda'ya bak. Oha. Allah aşkına bitirelim. Onu da tuttu. Her şeyi tutuyor ya. Abi kornerden kontra yemek istemiyorum ya. Vay arkadaş, vay arkadaş, vay arkadaş. Haydi yine penaltılar. Ya neyse. Hadi konsantre. Yapacak hiçbir şey yok. Orada adam maçı durdurdu, oyun takılmaya başladı. Ne olduysa artık. Hadi. Bu maçı bir kazasız belasız atlatalım. VL'ye katılalım da. Valla bir daha puan kasmayla falan uğraşmak istemiyorum ya. Aferin Naki.
Güzel. Sakin oynadık. Yani rakip kötü ama tabii böyle rakiplere karşı 3'ü falan attınız mı bırakmayın abi. Ne olacağı hiç belli olmuyor. Çünkü hiç ummadığınız kişiler maçları kazanabiliyor. O yüzden 4-5 devam etmek gerekiyor. Yani son maçta aldık yine istediğimizi. Yani ben anlamadım. Gerçekten bu playoff'un sistemini ben çözemedim. Yani bir geçen hafta oynadığımızda rank 1 yapmıştık 8-1 ile. Bir ondan önceki oynadığımızda yine 7-2 falandık. Yani rank 1'e denemiştik olmamıştı. Ondan önce 5-4 yani vallahi çözemedim nasıl oluyor. İşte bu bence momentumla açıklanacak bir şey ya. Yani bazı maçlar oluyor görüyorsunuz. Kazanmanız gerekiyor ama gidiyor bir yerde kopuyor. Bakalım kadrodan yani kadro değişecek. Kadro bu arada değişecek. Yani Carrasco'dan hiç memnun değilim. Carrasco çok kötü. Yani 9 maç, 3 gol, 5 asist aslında fena değil ama oyun içi hissiyatı baya kötü. Fekir de son zamanlarda bir sıkıntı olmaya başladı. Bakalım ya biraz daha yükseltmemiz gerekiyor kadromuzu. İyi takviyeler yapacağız ama. Yani güzel bir kadro olacak. Hafta sonu ligi bölümünü ya da onda olmaz. İlk 10 maçında olmaz büyük ihtimalle ama ondan sonraki bölümü mutlaka kaçırmayın. Ona büyük bir ihtimal yeni kadroyla çıkacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.